Evet, aldım. Aldım. Ama bir sorun bakalım. Neden aldın? Buyurun. Bunun ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Kargo geldi. Kutumuzu açalım. Gördüğünüz gibi biraz yıpranmış durumda. İstanbul'dan İzmir'e oldukça zorlu bir yolculuk yaptığı belli oluyor. Köpükler. Evet ve kutumuzu kenara koyalım. Gördüğünüz gibi taşıma çantasının içinde geldi. Ve oldukça güzel taşıma çantasının olması. Kumaş oldukça sert, korunaklı bir şeye benziyor. Fakat tabii yumuşak değil. Böyle sarılıp yatacağınız bir şey değil. Elinizi biraz pütürlü pütürlü batıyor ama sorun değil. Omuz askısı var. Asmak için güzel ama dikkatimi çeken şey iplerde bir yumuşatıcı bir parça, bir tabaka yok. Omzunuzu kesebilir. Çünkü tripod pek hafif sayılmaz. Kendisi 2,5 kilo. Alüminyum olduğu için karbonfiber versiyonunu almadım. Çok pahalı çünkü. Evet, zaten dikkatinizi ilk çeken şeylerden biri tripodun ağırlığı. Şimdi bakalım. Çıkaralım bir. Kullanım kılavuzu. Gördüğünüz gibi makinenin altını, fotoğraf makinesinin altına takılan parça özünün içinde. Şimdi öncelikle her bilinçli tüketicinin yapması gerektiği gibi kullanım kılavuzumuzu bir okuyalım. Okuduk, bilinçlendik ve şimdi de her öğrencinin sorduğu gibi bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacakmış bakalım. Manfrotto 290 X3A böyle şurada gördüğünüz gibi Made in Italy. Pekala. Şöyle bakalım hemen. Oldukça sağlam. Öncelikle söyleyeyim. Dediğim gibi 2,5 kilo ağırlığı var. Kendisinin önce bacaklarından başlayalım. Şuradaki klips mekanizmalarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça güven veriyor. Kilit mekanizması sağlam. Şimdi çok açmayacağım. Ama tam uzun halinin başlıkla birlikte 1.71 olduğu yazıyor. Yani oldukça yeterli bir boy. 1.71. Bakın ayakların bir özelinden daha bahsedeyim. Şuradaki düğmeyi görüyor musunuz? Buna bastığınızda ayakları böyle açabiliyorsunuz. Böylece daha böyle alçaktan, illa çok yüksekte değil de böyle yer seviyesine yakın çekimler yapmamız mümkün. Yani çok kullanışlı, çok yönlü. Hazır kameraya çevirmişken ayakların altındaki plastikleri de görmüşsünüzdür. Yere daha sağlam tutunması için ben çok beğendim. Gerçekten kaliteli olduğu belli. Kaymayı engelliyor.
Şurayı biraz daha eşit olacak şekilde kapatalım. Şurada bir bacağına takılı bir aparat var. Şurada gördüğünüz gibi bir vida girişi gibi bir şey var. Vida sıkıştırmak için lazım olabilir. İyi düşünmüşler, bu da dursun. Şu kısımda da bir, bakın, çengel gibi şey var. Buraya ağırlık çantanızı asabilirsiniz. Böylece tripodun daha sağlam olmasını sağlayabilirsiniz. Genelde tripodlarda şu alt kısımda çengel olur. Buraya koymuşlar. Oraya bir kancayla tutturmanız mümkün. Şimdi tripod ve tripod başını ben birlikte aldım set olarak. Tripod başının kodu MH804-3W. Yine İtalya yapımı. Oldukça profesyonel bir başlık. Şöyle hemen size göstereyim. Yer tutmaması açısından bunları böyle yerlerine ittirebiliyorsunuz. Kullanmadığınız zaman kapatıyorsunuz. Açıyorsunuz. Gevşeterek buradaki kolu gevşetip sıktığımızda portre modunda ya da manzara modunda kullanıyorsunuz. İstediğiniz açıya getirdikten sonra kolaylıkla sıkıştırabiliyorsunuz. Vidaları oldukça güzel. Ya da buradaki diğer kolu gevşetip üzerine kamera takılı öne geriye doğru açısını ayarlayabiliyorsunuz. Şunu buradaki yuvarlak vidayı döndürerek de istediğiniz yöne döndürmeyi sağlıyorsunuz. Burada zaten göstergesi de var. Güzel bir şey, su terazisi. Bir tane su terazisi var. Su baloncuğunun artık o siyah çizginin ortasına geldiğinde tripodun düz olduğunu, zeminin düz olduğunu anlıyorsunuz. Güzel. Şimdi makineye takılacak olan aparatımıza bir bakalım. İşte şurada ben bunu buraya taktım. Şimdi göstereyim. Vida girişi, fotoğraf makinesinin altına vidalıyorsunuz. Bunların giriş standart oluyor. Vidaların ve makinelerin her türlü makineye, DSLR ya da aynası makineye uyar, sıkıntı yok. Kullanışlı bir şeyi, alt kısmının çengel olması, böyle tutup yapabilirsiniz. Bazı tripodlarda eskilerde ya da şu kancanın olmadığını duydum. Bir vida gibi bir bozuk parayla yapıyorlar genelde. Bunun olması güzel. Makineye yerleştirelim bakalım şimdi nasıl olacak. Evet, yapacağınız şey çok basit. D3300'ümüz elimizde. Bakın burada bir giriş var. Vidayı o girişin olduğu yere getirip sıkıştırıyoruz. Bu kadar basit. Sürekli bunu makinenizde takılı tutabilirsiniz. Şimdi daha sonra yaptığımız işlem de şu. Şuraya bunu yerine oturtuyorsunuz. Hemen şuradan bir size göstereyim. Kilit mekanizmasını serbest bırakıp taktıktan sonra kilidi sıkıştırıyorsunuz ve oldukça sağlam. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi portre modu, manzara modu ya da senin iyice dibine kadar gireceğim modu, sana böyle alttan bakarım, tepeden bakarım modu oldukça kullanışlı. D3300 çok ağır bir makine değil. Üzerine 55-200 lens takılı şu anda. Ona rağmen çok ağır bir makine değil ama tripodun 4 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Zaten esas alma amacım D3300 değil, diğer makineyi kullanmak. O yüzden rahatlıkla fotoğraf makinenizi, DSLR olsun ya da aynası bir makine olsun, güven içinde bu tripodla kullanabilirsiniz. Tabii tripod sağlam, artık her şeyi yaparım diye düşünmeyeceksiniz. Tripodu koyduğunuz zemine de dikkat etmeniz lazım. Yamuk bir zemine koyarsanız hiçbir tripod size yardımcı olmaz. Torun çekici kadar sağlam olsa bile. Evet, bundan sonraki videolarda ya da uzun pozlamalarda, fotoğraf çekimlerinde kendisiyle birlikte olacağız.
Bakalım ilerideki videolarda izlenimlerimi de paylaşırım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.